Şimdi gazeteler konusunda 3 grup, 3 küme, 3 güç odağı daima bütün denetimi kendi elinde tutmak ister. Bunun bir tanesi devlet yönetimleridir. Bir diğeri sermaye gruplarıdır. Bir diğeri de bu ikisiyle bağlantılı biçimde hareket eden yapılardır. Yani devlet sermaye işbirliği içerisinde döner bu. Fakat bunun Türkiye gibi özellikle etnokültürel sorunların olduğu, eşit yurttaşlık fikrinin kabul edilmediği hem etnos açısından, örneğin işte Kürtler gibi büyük bir nüfusun varlığının inkarı, hem inançlar açısından yine işte Kızılbaşlar gibi çok büyük bir nüfusun varlığının inkarı, ki daha küçük nüfuslar da var, onları zikretmiyoruz ama temeli eşitlik olmaması. Şimdi buralarda yakın zamana kadar devletler bazı doğruların yayılmasını istemezlerdi. Saldırının sebebi buydu. Cumhuriyetin başından beri de bu böyle gerçekleşti. Örneğin Türkiye'de birinci mesele Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Kürtler başta olmak üzere etnik ve inanç azınlıklarının devletin arzuladığı yer ve konum dışında var olmaları istenmiyordu. Birinci baskı sebebi buydu. İkincisi, çok fazla her zaman tartışılmayan emek sorunu, sınıf meselesi, yani sömürü düzeninin devam etmesi konusunda bazı bilgilerin yayılmasını istemiyorlardı. Üçüncüsü de iktidarı elde tutanların iktidarlarını kaybetmemek için bilgiyi kontrol etme arzusu vardır. Fakat son 20 yılda burada bir değişiklik var. O değişiklik de şu: eskiden doğrunun, gerçeğin bilgi olarak üretilip yayılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Şimdi ise doğrudan yalanın açık bir şekilde üretilip yayılmasını hedefliyorlar. Buna hizmet etmeyeni de saldırı altında tutuyorlar. Yani eskiden sadece gerçeğin bazı bölümleriyle ilgili mücadele verenler hedef olurdu. Şimdi ise iktidara hizmet etmeyi reddedenler, gazetecilik anlayışı olarak çok doğru olmasalar bile, iktidara açık hizmet etme fikrine gelmemişlerse, yani yalan üretmeye açık biçimde razı gelmemişlerse hedef olabiliyorlar. Dikkatle bakarsak daima ikisinin ana hedef olduğunu görürüz. Bunun en önemlisi Kürt meselesi ve bunun etrafında oluşan, özellikle de 84'ten sonra oluşmaya başlayan, 90'larda güçlü bir halde varlığını ortaya koyan Kürt medyasının oluşumunu engellemek. Bir diğeri de sınıfsal ve diğer inanç özgürlüklerini savunan yapıların güçlü bir medyaya dönüşmesini engellemek. Kürt meselesi konusunda bu saldırılar arttı çünkü 2015'te sürecin rafa kaldırılması lafı buzdolabına koyduk dediler. Ondan sonra Cumhuriyet'in başında yapıldığı gibi imha prosedürlerini yürürlüğe koydular ve yeniden bir Kürt medyasının oluşmasını engellemek için her tür hukuk dışı yolu, adli, idari, polisiye, askeriye her tür yolu denemeye başladılar. Aynı baskılar daha düşük ölçeklerde olsa bile ciddi sınıf yayıncılığı yapanların üzerinde de varlığını devam ettiriyor. En önemlisi, eğer siz gazeteciyseniz ve yine bir gazeteci grubuna yönelik hukuk dışı bir baskı varsa, bunun haberini düzgün biçimde vermeniz. Ana görev budur, yapılması gereken. Bu birincisi. İkincisi, bazı meslektaşlarınızın işi yapmaları hukuk dışı biçimde engelleniyorsa çok iyi bilmelisiniz ki yarın sizinkini de engellerler. Şimdi bu birinci, yani Kürt gazetecilere yönelik baskı ve hukuk dışı idare kaynaklı saldırılar olduğunda iki sebepten ötürü gazeteci camiasının ve toplumun önemli bir kesiminin ve siyasetin, muhalif siyasetin de önemli bir kesiminin sessiz kaldığını görüyoruz. Birincisi, eğer Kürtlere vuruluyorsa bizi o kadar da ilgilendirmez. Zaten vursunlar. Çünkü iktidar onlarda olsa onlar da yapabilirler. Birinci sebep bu. İkinci sebep de, sesimizi çıkarırsak biz de zarar görürüz düşüncesi var. Fakat bu çok yanlış bir düşünce. Şu anda zaten iş şuraya gelmiş durumda. Kürtler zaten Kürt. Zaten bu baskılarla hep karşı karşıyalar ve bununla mücadele ediyorlar. Fakat Kürt olmamalarına rağmen, herhangi bir sınıfsal yayın bile yapmamalarına rağmen sanki Kürtmüş gibi onlar da her an saldırı ve baskı altına alınabilirler. Bunun sebebi Kürtlere gerçekten saldırıldığında susmuş olmalarıdır. Demek istediğim şu, lafı getireceğim yer, Türkiye'de ana siyasette olduğu gibi meslek alanlarında da Kürt kompleksi dediğim şey
aman Kürtlere karışmayalım ve Kürtlere kötü bir şey yapılıyorsa iyi yapılıyordur. Bu iki fikir birden yürürlükte. Bu fikre kapılan herkes o alanın başka güçler tarafından tamamen işgal edilmesinin kapısını açıyor. Bunun siyasetteki örneği işte anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz ama dokunulmazlıkları bu sebeple biz evet diyeceğiz diyen CHP'nin tutumuydu. Sonra CHP'nin milletvekilleri de hapse atıldı. Aynı şey gazetecilik alanında da geçerli. Yeterli dayanışma ve destek yok. Bunun sonucu olarak da kendileri de aynı baskıyla karşı karşıya çok geçmeden karşı karşıya kalacaklar demektir. Ama şöyle bir durum var. Yine de 90'lar ve 2000'lere kıyasen bakarsak şu son yıllarda Kürt olmayan ama haber alma hakkı ve iletişim özgürlüğü, hakların haber alma ve bilgiye ulaşma hak ve özgürlükleri konusunda Kürtlerle de dayanışmaya hazır eskiye göre aslında daha fazla bir nüfus var. Buna da dikkat etmek lazım. Ama buradaki ciddi sorun bunun bir mesleki güçlü örgütlenme eşliğinde olmaması. Tek tek dost niteliğinde ve mesleki olarak bir hani duygusal dostluk göstermese bile mesleki olarak yapılanın yanlış olduğunu bilen çok insan var. Buna itiraz etmeye de çalışıyorlar. Fakat bu sefer de siyasi ve mesleki organizasyonların zayıflığı bunu görmemizi engelliyor. Burada da böyle bir sorun daha da var. Bir ideolojik kötü birikim var. Özellikle 12 Eylül'den sonra oluşan ve 84'ten sonra askeri kanadın, devletin askeri çekirdeğinin düzenlemeleriyle iyice yerleşmiş bir ideolojik çerçeve var. Bazı isimler, bazı kişiler ve bazı olay ve konumlar sanki yasak gibidir. Bu Cumhuriyet'in tarihsel Kürt politikasıyla da eklemlenir. Örneğin 82'de, 3'te, 4'te gazetelerde Kürt kelimesini kullanamazdınız. Sadece Kürt Ahmet ve Kürt İdris'ten yani kriminal yeraltı dünyasından iki isimden bahsederken Kürt diyebilirdiniz. Kürt vardır, Kürt yoktur, şuradaki berber Kürt, Kürt bir kasap var filan diyemezdiniz. Bu bir yani imha, inkar imha, asimilasyon deniyor ya, imha politikasının görünüm biçimlerinden biriydi. Bu ideolojik kalıp kırılmış değil. Ve bu kendisini özellikle örneğin adalet mücadelesi verdiğini söylüyor. Ama kanunlarda yer almayan hukuk dışı bir tecrit mekanizması çalıştırıldığında bunu eleştirenlere o da devlet gibi terörist gözüyle bakıyor. Şöyle diyelim, tam olarak ortak olmuş olmasa bile o suçun işlenmesini kolaylaştıran bir pozisyon almış oluyorsunuz. Daha sonra kendi meslek alanınızda sizin ciddiye aldığınız konularda aynı şeylerle karşılaştığınızda çaresiz kalırsınız. Çünkü sizinle dayanışacak geniş kitleleri siz devre dışı bırakmış olursunuz. Bugün gazeteci Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, ne olursa olsun mesleğini hakkıyla yapıyorsa, bu sorunların tamamını cesur ve dikkatli ve özenli bir biçimde dile getiriyorsa, başına bir iş geldiğinde örneğin Kürt gazeteci örgütleri ve Kürt gazetecilerin bizzat kendileri ve Kürt siyaseti bunlara sahip çıkacaktır. Ama böyle olmadığında onlar da oraya ayıracak bir enerji bulamayacaklardır. Hangi sebeple bulsunlar? İdeolojik olarak düşman, mesleki olarak bir meslek ahlakı ve kurallarına uygun davranmamış. Bugün başına iş gelmiş. Bunun örneğin işte Mehmet Baransu meselesidir. Kendi gazetecilik yaptığı dönemde diğer meslektaşlarına yapılan kötülükler onun hiç umurunda değildi. Şimdi kendisi hukuk dışı muamelelerle karşı karşıya ama kimsenin içinden onu anmak, onun da dayanışmaya girişmek gelmiyor. Bu uç bir örnek ama pratikte böyle bir durum var. Hasılı hani baştan söylediğim sermayenin ve devletin organizasyonu meselesine bir de ideolojik birikim giriyor. Ne yazık ki Türk medyası özellikle de sermayenin ana akımı domine ettiği 90 ve 2000'lerde ideolojik olarak Kürt düşmanı bir geniş tabakayla şekillendi. Tabii ki bunun istisnaları var. Kürt olmayan ama Kürt meselesine mesleki açıdan hiçbir kompleks ve kaprisi olmadan çok düzgün bir şekilde eklemlenerek iş yapan gazeteciler hep vardı. Hala da var. Eskiden daha azdı, şimdi daha çok. Fakat burada da bu sefer yine bu örgütlenme meselesi devreye giriyor. Tek tek çok olmak pratikte hem işi iyi yapma hem de yapılan bir kötülüğe itiraz etme konusunda fazla bir şans tanımıyor ne yazık ki kimseye.